Gerileme dönemindeki yeniliklere bakmıştık bir önceki derste sizlerle birlikte. 3. Selim dönemi ve Lale Devri'ne bakmıştık. Lale Devri'nin patronu Halil isyanı ile son bulmuştu. 3. Selim dönemi ise Kabakçı Mustafa isyanı ile son bulmuştu. Ve bunlar hep destekleyenler Yeniçerilerdi. Yani yeniliklerin önünde duran büyük bir kitle var. Osmanlı ordusu var. 2. Mahmut, 3. Selim'den sonra tahta çıkan padişahımız arkadaşlar. 2. Mahmut tahta çıktığında maalesef ki ilk önceki çıkışı biraz değişik. Diyor ki 2. Mahmut, o dönem Ayanlar diye bir grup var. Ayanlar kim biliyor musunuz? Günümüzdeki zengin toprak ağları gibi düşünün. Osmanlı'da tımar sistemi bozulunca Osmanlı'daki büyük toprakları bu kişiler almaya başladı ve çok büyük zengin toprak sahipleri ortaya çıktı. Bu kişilerin kendi orduları var, kendi güçleri var. 2. Mahmut tahta çıkmak istiyor. Alemdar Mustafa Paşa diye bir adam var, diyor ki seni çıkaracağız ama bir şartımız var diyor. Seninle hani buraya seni padişah yapacağız, seni yukarılara çıkaracağız ama diyor anlaşma imzalamamız lazım. İşte senden bazı isteklerde bulunacağız diyor. Karşılıklı birbirlerinden isteklerde bulunuyorlar ve senedi ittifak diye bir anlaşma imzalıyorlar. Arkadaşlar senedi ittifakın önemi şu. Bak dikkat et. Padişahın gücü nasıl ezik duruyor değil mi? Yani senedi ittifakla birlikte ilk kez padişahın yetkisi kısıtlanmıştır arkadaşlar. Tamam? Ve maalesef ki padişah kendi gücünün dışında ayanların gücünü de kabul ediyor. Bakın 2. Mahmut çok güçlü bir padişah. Onun yaptığı yenilikler de çok güzel, şahane. Yanlış dönemde rast geldi biraz. Hani daha öncelerde olsaydı eminim yaptığı işlerin etkisini görecektik. Ama Osmanlı'ya yenilik anlamında çok şeyler katıyor. Ama ilk tahta çıkışı maalesef ki böyle bir şeyle başlıyor. Ayanlarla anlaşma yapıyor ve Senedi İttifakı imzalıyor. Padişahın otoritesi ilk kez Senedi İttifakla birlikte kısıtlanmıştır. Padişahın yetkisi ilk kez Senedi İttifakla birlikte kısıtlanmıştır arkadaşlar. Sonra 2. Mahmut niye bu ayanlara evet diyor biliyor musunuz? Çünkü bir madde var, diyor ki lan oğlum diyor Yeniçeri Ocağı'nı kaldıracağım. Kaldıracağım ama diyor bu süreçte diyor bana yardımcı olmanız lazım. Çünkü benim ordum yok. Şu an benim ordum düşmana karşı. Bana düşman olmuş. Yani ülkemin kendi ordusu bana düşman olmuş. Ama ayanların kendi içerisinde orduları olduğu için, yani onların şatoları diyeyim, şatolarını koruyacak birileri olduğu için onlardan destek aldı. Ve 1826'da 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Çok çok önemli bir şeydi. Tamam. 2. Mahmut'un ıslahatları da inkılaba dönük. Yani biraz daha köklü arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırınca yeniliklerin önü açıldı. Yeniliklerin önü açıldığı için bu yaşanan olaya hayırlı olay anlamında vakayı hayriye. Hayriye hayır demek. Vaka olay demek. Vakayı hayriye hayırlı olay demektir arkadaşlar. Peki hocam Yeniçeri Ocağı kaldırılınca Osmanlı'da ordu yok mu oldu? Hayır. Yeni ordu kurdu 2. Mahmut. Asakiri Mansure-i Muhammediye. Şanlı Muhammed'in ordusu. Şanlı Muhammed'in askerleri diye ordu kurdu arkadaşlar. Bakın ismini Muhammed kullanmasının sebeplerinden birisi de orduya desteğin yüksek olmasını sağlamaktı. Tamam? Ve ne yaptı arkadaşlar? Eskiden Osmanlı'da Divan-ı Hümayun vardı. Dedi ki bundan sonra siz divan değil, sizin isminiz nazırlık, bakanlık. Yani sizi düzenliyorum dedi ve yönetim alanında yenilik yaparak nazırlıkları, bakanlıkları oluşturdu. Görev ayrımı yaptı. Daha sistemli hale yönetimi getirmeye çalıştı. Sonra dedi ki ya dedi biz kararlar alıyoruz ama bunların yayınlandığı resmi bir gazete yok ve Takvim-i Vakai adında resmi gazeteyi yayınlamıştır arkadaşlar. İlk resmi gazetemizin ismi Takvim-i Vekai'dir. İlk resmi gazetemizin ismi Takvim-i Vekai'dir arkadaşlar. Tamam? İletişim alanında, gazete okuyunca iletişime geçtiğimiz için iletişim alanında yapılan bir inkılaptır. İlk nüfus sayımını yapıyor. Nüfus sayımını yaparken sadece erkekleri sayıyor. Niye hocam böyle şey mi olur? Arkadaşlar o dönemde askere gidenleri belirlemek için ve vergiyi belirlemek için yapıldığından Osmanlı'da o dönem kadınlar iş hayatında yok. Erkekler iş hayatında olduğu için sadece erkek sayılmıştır arkadaşlar. Bu da sosyal alanda bir gelişmedir.
İkinci Mahmut vefat ediyor. Vefat etmeden önce Tanzimat Fermanı'nı hazırlatıyor. Bakın, Tanzimat Fermanı 2. Mahmut döneminde hazırlanmıştır. Ancak 2. Mahmut Tanzimat Fermanı'nı görememiş. Abdülmecit döneminde Tanzimat Fermanı yayınlanmıştır. Peki hocam, Tanzimat Fermanı niye yayınlanıyor? Bu dönemde iki tane ferman göreceğiz. Birisi Tanzimat Fermanı, biri de Islahat Fermanı. Arkadaşlar, Osmanlı'dan Fransız ihtilalinin etkileri yoğun bir şekilde görünmeye başlanmıştı. Yani 1789'da Fransız ihtilali Avrupa'da oluyor. Osmanlı'ya gelene kadar bir 100 yıl geçiyor. Osmanlı'da azınlıklar çoktu. Bunlar kendi devletini kurmak için isyanlara kalkışınca mecburen halkın devletten kopmaması için Tanzimat Fermanı yayınlanıyor. Bakın fermanda neler yazıyor. Ey Osmanlı tebaası! Sizin malınız, canınız, ırsınız, namusunuz, hürriyetinize saygı duyulacaktır. Hocam önceden duyulmuyor muydu? Arkadaşlar duyuluyordu ama yazılı hale getiriyoruz. İlk kez yazılı hale getiriliyor. Nasıl bir madde bu? Toplumsal bir maddedir. Herkes kanun önünde eşit olacak. Ben padişah dahil hepimiz kanun önünde eşitiz diyor. O zaman arkadaşlar adalet anlayışı gelişti. Hukuksal alanda bir yeniliktir. Tamam? Unutmuyorsunuz, Tanzimat Fermanı ile ilk kez kanunun üstünlüğü kabul edilmiştir. Ne demek istiyoruz? Arkadaşlar Tanzimat Fermanı'ndan önce padişah bu adamın boynu kesile dediğinde hemen adamın boynu kesiliyordu. Ama Tanzimat Fermanı'ndan sonra padişah diyor ki bu adamın boynu kesile, oradan kesecek olan kişi diyor ki padişahım hangi kanuna göre, hangi yasaya göre? Hiç canım öyle istedi diyor. Kusura bakma yavrum, kanunda yazmıyorsa emrini yerine getiremem diyor. Dikkat edin, padişahın sözü değil, kimin sözü dinlendi? Kanunun. Ve Tanzimat Fermanı ile birlikte ilk kez kanun üstünlüğü gelmiştir. Herkesten gelirine göre vergi alacağız. Bakın bu çok güzel bir şey. Vergi de adalettir bu. Ekonomik bir sonuçtur. Nasıl, ne demek istiyoruz burada? Ben 10 bin lira maaş alıyorum, 1000 lira vergi veriyorum. Ama X kişisi 3000 lira maaş alıyor, 1000 lira vergi veriyor. Bu doğru bir şey mi? Hayır. O yüzden Osmanlı diyor ki herkes gelirine göre vergi verecek. Arkadaşlar bu da vergide adalettir. 8. sınıfta yine göreceksiniz bunları. Askerlik herkesin görevi. Önceden arkadaşlar gayrimüslimlerin askerlik görevi yoktu. Onlar cizye vergisi diye bir vergi veriyorlardı. Ama artık diyorlar ki tamam, askere gitmek istiyorsan askerlik yapabilirsin. Gitmek istemiyorsan yine vergini ödersin diyorlar. Mahkemeler herkese açık olacak. Kimse yargılanmadan cezalandırılamayacak. Mahkeme varsa nasıl bir sonuçtur bu? Hukuksal sonuçtur. Tanzimat Fermanı'na bir kez daha şöyle genel bakalım. Mal, namus, can, ırz, güvenliğim sağlandı. Toplumsal bir sonuç. Herkes kanun önünde eşit olacak. Adalet var. Hukuksal bir sonuç. Herkes gelirine göre vergi ödeyecek. Para ödüyorum. Ekonomik bir sonuç. Herkes askerlik yapacak. Sosyal bir sonuç. Mahkemeler açık olacak. Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. Bu da nasıl bir sonuçtur? Hukuksal sonuçtur. Tanzimat Fermanı Osmanlı'yı dağılmaktan kurtaramadı. Osmanlı yine parçalanmaya devam ediyordu. O yüzden tekrar bir karar alındı. Ruslarla bir Kırım Savaşı yapıyoruz. Kırım Savaşı'nda bir şart koşuyorlar bize. Hani sizinle görüşeceğiz diyorlar. Biz de Paris Barış Konferansı'na gitmeden önce, Paris Barış Anlaşması'na gitmeden önce diyoruz ki bir ferman yayınlayalım da bazı isteklerimizi yerine getirsinler diyoruz. Tamam. Yani ıslahat fermanını yayınlama amacım iç işlerime karışılmasını engellemek oluyor arkadaşlar. Ve azınlıklara haklar vererek bizden ayrılmasını, kopmasını engellemek istiyorum. Tamam. Islahat fermanında gayrimüslimlere biraz daha fazla ayrıcalık verilmiştir. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı Abdülmecit döneminde yayınlanmıştır. Tamam, unutmuyorsunuz. Çünkü 2. Mahmut 1939'da vefat ediyor arkadaşlar. 2. Mahmut'tan sonra önemli gelişmeler. Başka ne olmuş? Posta nezareti kuruldu arkadaşlar. Yani iletişimle ilgili bir şey değil mi? İletişim ve haberleşme ile ilgili. Bu eski postane binası Sirkeci'de, güzel bir bina. Oraya da gidip görebilirsiniz. Bakın günümüzde Kadıköy'e,
Beşiktaş'a Eminönü'ne gitmek için bindiğimiz şirketi Hayriye vapurları da bunlar da arkadaşlar yine Abdülmecit döneminde kuruluyor. Yani 2. Mahmut'tan sonra. Şirketi Hayriye'nin kurulması neyle ilgili? Ulaşımla ilgilidir. Bu gördüğünüz arkadaşlar telgraf. İlk kez Kırım Savaşı'nda telgraf hattı kullanıyoruz. Tamam. İlk kez Kırım Savaşı'nda telgraf hattı kullanıyoruz. Neyle ilgili? Telgraf iletişimle ilgili. Zaten 1. ünitede de görmüştünüz. İzmir-Aydın arasında Anadolu'nun ilk demiryolu hattını yapıyoruz. İlk demiryolu hattı İzmir ve Aydın arasındadır. Yine bu da Abdülmecit döneminde yapılıyor. Ulaşımla ilgili bir yenilik. Ziraat Bankası kuruluyor 2. Mahmut döneminden sonra. Ziraat Bankası'nın kim kuracak peki hocam? Kim bunun girişimini yapacak? Niş valisi Mithat Paşa. Tamam. Niş valisi Mithat Paşa'nın girişimiyle çiftçileri desteklemek için önce memleket sandıkları kuruluyor. Sonra bu memleket sandıkları genişletilerek daha da gelişmiş haline biz günümüzde de hala ben Ziraat Bankası'nı kullanıyoruz. Tamam. Bakın TC'miz burada duruyor. ZB bu da Ziraat Bankası. Baktığında zaten buğday işareti var mı? Var. Neyi? Çiftçiyi desteklemek için memleket sandıkları kurulmuştu. Memleket sandıklarına yeni bir isim koyuyoruz. Ziraat Bankası oluyor. Banka varsa ekonomik alandaki yeniliktir diyoruz. Şimdi sorularımıza geçelim. Lalenin birçok türü yetiştirildiği için 1718-1730 arasındaki döneme lale devri denmiştir. Değil mi? Doğru arkadaşlar. Ay pardon, bir öncekine geçelim. Doğrumuzla tıklayalım. Bir sonraki sorumuz. Osmanlı'da ilk resmi gazete Ceride-i Havadis. Hayır. Osmanlı'nın ilk resmi gazetesi Takvim-i Vekai'dir. Osmanlı'nın ilk resmi gazetesi Takvim-i Vekai'dir. 2. Mahmut döneminde çıkarılmıştır. İlk defa 3. Selim döneminde Avrupa'dan yenilikler getirilmiştir. Arkadaşlar Avrupa'yı ilk kez takip etmemiz Lale Devri'ydi. 3. Selim dönemi değil. Avrupa'yı ilk kez takip etmemiz Lale Devri'ydi. Ziraat Bankası'nın kurulmasının niş varisi Mithat Paşa öncelik etmiştir. Doğru, çok önemli bir soru değil. Posta nezaretin kurulması ulaşım alanında bir yeniliktir. Posta ile iletişime geçeriz. Ulaşıma değil. Osmanlı Devleti yapacağı yeniliklerle devleti eski gücüne kavuşturma hedeflemiştir. Kesinlikle. Değil mi? Kendimizi yenileme sebebimiz oydu. Sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kurmaya uygun görmemiştir. Bu anlayış ilk defa hangi devirde değişmeye başlamıştır? Dikkat edin arkadaşlar. Sürekli elçilik kurmamış diyor. İlk kez sürekli elçiliği biz nerede kuruyoruz? 3. Selim döneminde kuruyoruz. Geçici deseydi Lale Devri, sürekli daimi dediği için 3. Selim dönemi olacak. Bir sonraki sorumuz. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde savaşların yenilgiyle sonuçlanması ve toprak kayıplarının devam etmesi aşağıdaki alanların hangisinde ıslatlara ağırlık verilmesine neden olmuş? Savaş kaybediyorum. Savaşı kaybetme sebebim askerlerim. O yüzden hangi alanda yenilik yaptık? Askeri alanda yenilik yaptık. Peki hocam kültürel alanda, mali alanda yenilik olmadı mı? Oldu arkadaşlar. Ama 18. yüzyılda en çok askeri alanda ıslahatlara önem verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Nizam-ı Cedid ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur? Nizam-ı Cedid ordusunu kuran 3. Selim'di. Bu ordunun ihtiyacını gidermek için irade-i cedid'i kurmuştu. Tamam mı? Mani mani para toplamak için. Osmanlı Devleti döneminde yapılan yeniliklerden hangisi iletişim alanında değildir? Posta nezareti, postalaşıyorum, iletişim. Telgraf, iletişim. Gazete, iletişim. Ama vakayı hayriye, hayırlı olay demiştik. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıydı. İletişimle ilgisi yoktur. Son sorumuz. Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahat hareketleri sonucunda matbaa kuruldu, Ziraat Bankası açıldı, posta teşkilatı kuruldu. Bu ıslahatlar aşağıdaki alanların hangisine değişim yaşandığına kanıt olamaz. Matbaayı kuruyorum, kitap basıyorum, insanlar okuyor, kültürleniyor. Kültürel alanda. Ziraat Bankası'nı açıyorum, bankada para var mani mani, ekonomi alanında. Posta teşkilatını kuruyorum, insanlar birbiriyle iletişime geçiyor, haberleşiyor. Ama askeri alanda yaptığım bir inkılap, bir ıslahat yok arkadaşlar. Slaytımızın sonuna, bir sonraki slaytınıza 3. Selim'le ilgili
özür dilerim. İkinci Mahmut'la ilgili bir video bırakacağım. Onu da izlersiniz.